Herkese merhabalar. Intermittent Fasting akşam yemeği menüleriyle karşınızdayım. Bu videoyu aslında bir hafta önce yayınlayacaktım ama biliyorsunuz çok yoğun bir gribe yakalandım. Hatta o nedenle yeni yıla da hasta yatarak girdim. O nedenle videonun yayınlanması da bir hafta gecikti. Kusura bakmayın lütfen. Bu 2020 yılındaki ilk videomuz olduğu için de herkese sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içerisinde bir yıl diliyorum. Umarım 2020 istediğiniz her şeyin gerçekleştiği bir yıl olur. Ama bu yılki dilekleriniz arasında kilo vermek, sağlıklı yaşamaya başlamak, spora başlamak gibi dilekler varsa gelin bunları beraber yapalım. En azından bu kanala abone olursanız, bu kanaldaki videoları takip ederseniz bu konuda motivasyon konusunda yardımcı olabilirim size. Nitekim yorumlara bakıyorsanız, yorumlarda dikkat ediyorsanız intermittent fasting'e başlayan ve bu sayede çok olumlu sonuç alan arkadaşlar var aramızda. Kimisi diyor ki cildim çok iyileşti, kimisi diyor ki çok enerjik hissediyorum kendimi, çok zinde hissediyorum. Ve ben sizlerden bu tür yorumlar geldiği için gerçekten çok mutlu oluyorum. Biliyorum ki benim zayıflama hikayem, benim yaptıklarım size de ilham oluyor, motivasyon kaynağı oluyor. Zaten bu kanalın amacı da bu. Birbirimizi motive edebilmek, birbirimizi motive etmeye devam edebilmek için de bir önerim var. Şöyle bir şey yapalım istiyorum. Intermittent fasting'e başlayanlar ya da zayıflamaya karar verenler ya da sağlıklı yaşamaya karar verenler hangi tarihte buna başlayacaklar? Kaç kilo olarak başlayacaklar? Lütfen videonun altına yorum olarak yazsınlar ve tam kendimize 21 gün verelim. 21 gün. Neden 21 gün? Çünkü bir insanın yaşam alışkanlığı kazanması, bir alışkanlığını değiştirebilmesi için bilimsel olarak gerekli olan süre 21 gün. İşte bu 21 günlük sürede biz intermittent fasting'e ya da sağlıklı yaşam alışkanlıklarına başlayalım. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları da işte rafine şekeri hayatımızdan çıkarmak, glutenli gıdaları hayatımızdan çıkarmak, daha antioksidan, sebze meyve ağırlıklı beslenmek olarak düşünebiliriz temel alışkanlıkları. Bu alışkanlıkları uygulamaya başlayalım ve 21 gün boyunca bakalım nereden nereye geliyoruz. 21 gün boyunca biz bunu yapabiliyor muyuz? Hep birlikte deneyelim. Ve yorumlara lütfen başladığınız tarihi, bitirdiğiniz tarihi yazın. Başlangıç kilosuyla bitirdiğiniz zaman kilonuzu yazın ve değişimi lütfen yazın. Aynı zamanda bana Instagram'dan da öncesi ve sonrası fotoğraflarınızı gönderin. Bu 21 günlük süre içinde en güzel değişimi gerçekleştiren, kendisini en güzel biçimde ifade eden arkadaşımıza da sürpriz bir hediyemiz olacak. 21 günün sonunda bakalım ne olacak. Şimdi gelelim intermittent fasting akşam yemeği menülerine. Bunlar benim hem zayıflama sürecinde tükettiğim besinlerde hem de şu anda günlük yaşamımda yani 11 yıldır düzenli olarak tükettiğim besinler. Akşam yemeklerini genelde ben bu tarz öğünlerle geçiriyorum. Mümkün olduğunca karbonhidrat alımından uzak durmaya gayret ediyorum. Meyve yemiyorum, tatlı yemiyorum, unlu gıdalar yemiyorum. Burada da gördüğünüz gibi daha çok zaten sebze ağırlıklı ve protein ağırlıklı menülerimiz var. Eğer bu menülerin devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlara yazın. İsterseniz ikinci, üçüncü menüleri de çekeriz. Ayrıca 22 yaşından küçük büyüme çağında olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da 3 öğün beslenmesi bence çok önemli. Eğer isterseniz de onlar için bir sonraki videoda öğlen menülerini çekebilirim. Çünkü öğlen menüleri biraz daha farklı. Onlara da özel bir şey yapabiliriz o şekilde. Evet, şimdi geçelim akşam yemeği menülerimize. Birinci gün menümüzde fırında somon balığı ve yeşil salata var. Önce malzemeleri saymak istiyorum. Bir tane somon balığımız var. Karadeniz somon aldım ben. Bir limonun suyunu kullanacağım. Bir de bu limonun içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Gördüğünüz gibi. Bunu sos yapacağım şimdi. Baharatlarım var. 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı deniz tuzu, 2 çay kaşığı sumak, 2 çay kaşığı da kekik. Üzerine koymak için de defne yapraklarım var. 4 tane defne yaprağı. Önce balıklarımı sosla marine edeceğim. Sos içinde zeytinyağı ve limonu karıştırdım. Üzerine de baharatları döktüm. Hepsini birlikte karıştıracağım ve bunu balıkların üzerine süreceğim. Bu şekilde tatları birbirine karışacağı için daha güzel olacak. Şöyle. Ters çeviriyorum. Şimdi bunları
tepsiye koyacağım. İyice sosu alması için böyle bekletiyorum. Sosu üzerine dökeceğim. Üzerine defne yapraklarını da koyayım. Arzu ederseniz üzerine limon dilimleri de koyabilirsiniz. Ama ben limonu zaten sıktığım için ayrıca limon dilimi koymuyorum. Ama çok güzel bir görselliği olur diyorsanız limon da koyabilirsiniz. Ben defne yaprakları koymakla yetineceğim sadece. Onun aromasını seviyorum çünkü. Şimdi 180 derece fırına gidiyor. Bir yarım saat pişecek. Lezzet verdi. Karadeniz somona mutlaka o sosla beraber pişirmenizi tavsiye ederim. Yanına da bolca yeşil salata koydum. Salatamızda neler var? Marul var, maydanoz var, kırmızı lahana ve kırmızı soğan, yanında da turp var. Bu şekilde bir tabak bizim akşam yemeğimiz olacak. Eğer karnımız doymazsa bu tabağın ikincisini de yiyebiliriz. Yeter ki karnımız doysun. Ama başka bir şey yemeyelim yanında. Bunlardan daha fazla yiyebiliriz ancak. Buradaki ölçüye dikkat etmenizi rica edeceğim. Burada gördüğünüz gibi tabağı 4'e bölüyoruz. 4'te 3'ü tamamen yeşil sebzelerden, çiğ sebzelerden oluşuyor. 4'te 1'i balıktan oluşuyor. Ölçümüz bu. Yani bu hem diyet sürecinde böyle hem de sağlıklı beslenmek için böyle. Çünkü pişmiş balıktan, etten, tavuktan, köfteden gelen asitleri sebzelerden aldığımız antioksidanlarla telafi etmemiz gerekiyor ki hem sağlıklı yaşayalım hem de kolayca kilo verebilelim. Onun için her daim ölçümüz bu olacak. Tabağımızın 1/4'ü hayvansal gıda, artık orada ne istiyorsanız biftek, bonfile, köfte, balık, tavuk size kalmış. 1/4'ü de çiğ sebzelerden oluşacak et yediğimiz zamanlarda. Salatanın üzerine sos ekledim. Sosun içinde neler vardı? Yarım limon, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 2 çay kaşığı susam ve 1 çay kaşığı da deniz tuzu ekledim. Ve hepsini karıştırdım. Salatanın üzerine gezdirdim. Zeytinyağı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bize bugüne kadar yağlı beslenmeyin, yağ yerseniz kilo alırsınız, yağ yerseniz kilo veremezsiniz dediler. O yanlış bir bilgiydi. Doğrusu şuydu, sağlıklı yağlar yersek kilo verebiliriz kolayca ama sağlıksız yağlar yersek de elbette ki hem sağlığımızdan oluruz hem de kilo veremeyiz. Dolayısıyla soğuk sıkım zeytinyağı dünyanın en sağlıklı zeytinyağı olduğu için ondan sabah öğle akşam bolca yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. İşte mantar sote ve lahana salatası var. Mantar sote için 300 gram mantar, 1 soğan, 2 tane de kapya biber kullanacağım. Şimdi onları doğramaya başlıyorum. Tavamıza zeytinyağını döktüm. Zeytinyağını ısıtmayacağım. Tavayı da ısıtmadım. Isıtmadan hemen üzerine soğanları ve biberleri ekleyeceğim. Isıttığımız zaman zeytinyağı yanar. Biz de yanmasını istemiyoruz. Sağlıklı olmasını istiyoruz yiyeceklerimizin. Yiyecekleri pişirirken besleyici değerlerinin azalmasını istemediğimiz için hemen ısıtmadan ekliyorum. Çünkü kendi sularıyla pişmesini istiyorum. Üzerini kapak kapattım. Kendi suyuyla pişmesini bekliyorum. Kendi suyuyla birazcık piştikten sonra biber ve soğan yumuşadıktan sonra üzerine mantarı ekleyeceğim. Sonra da hepsini pişinceye kadar karıştırıp ocaktan alacağım. Soğan yumuşayınca üzerine mantarları da ekledim. Çok az, 2 yemek kaşığı kadar da su ekledim. Şimdi kapağı kapatacağım kendi suyuyla pişmesi için. Bu arada biz de salatamızı yapalım. Bugünkü salatamız lahana salatası. Beyaz ve mor lahanadan oluşan bir salata yapacağım. Turp doğrayacağım. Bir de maydanoz doğrayacağım. Salatayı yaptıktan sonra zaten size son halini göstereceğim yine servis tabağına. Mantar sotemiz pişti. Şimdi bunun üzerine ben deniz tuzumuzu ekleyeceğim biraz. Ben yemeklerin tuzunu piştikten sonra ekliyorum. Kimyasal reaksiyon olmasın diye. Üzerine bir miktar karabiber ekleyeceğim. Şimdi bunu servis tabağına alacağım. İkinci akşam yemeği menümüz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir mantar sotemiz var, bir porsiyon. Yanında da büyük bir porsiyon salatamız var. Lahana salatamız var. Mantar soteden de salatadan da daha fazla yiyebilirsiniz eğer karnınız doymazsa. Ama bunun yanında ekmek falan yemiyoruz. Pilavla yemiyoruz kesinlikle. Lahana salata yaptık. Lahana salatası eğer size çok sert gelirse yumuşatmak için ve içindeki kansere karşı korunmamızı sağlayan sülforafan maddesinin açığa çıkması için bir yöntem tavsiye edeceğim size. Lahanaya sumak ekiyoruz yine. Üzerine aynı zamanda deniz tuzu ekiyoruz ve şu şekilde hem mor lahanayı hem beyaz lahanayı ezebiliriz. Ben lahanayı yemek pişerken
doğradım aslında. Bir 20 dakika yemeden önce bekletmek iyi olur. Neden? Dediğim gibi içindeki sülforafan maddesi açığa çıksın. O madde çünkü bizi kansere karşı ve kronik hastalıklara karşı koruyan madde. Onun için de lahana doğrandıktan sonra bir 20 dakika, aynı şey brokoli ve karnabahar için de geçerli, bir 20 dakika bekletmekte fayda var. Turpları da isterseniz aynı şekilde ezebilirsiniz. İkinci akşam yemeği menümüzde bu şekilde. Doymazsanız birer tabak daha yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Üçüncü gün menümüzde pancar çorbası ve karnabahar köftesi var. Önce pancar çorbasını yapacağız. Pancar çorbası için 2 tane pancar ve 1 tane soğanı 2 bardak suyla haşladım. Gördüğünüz gibi. Kısık ateşte haşladım. Şimdi bunu blenderla öğüteceğim. Şimdi karnabahar köftesi yapacağız. Karnabahar köftesi için gerekli malzemeler neler? Karnabahar lazım. Karnabahar, ben bir orta boy karnabaharın yarısını kullandım ama siz bir küçük karnabahar da kullanabilirsiniz. 2 kişilik malzeme çıkacak. Yarım demet maydanoz kullandım. Dereotu da kullanabilirsiniz. Bir soğan rendeledim içine. Gördüğünüz gibi karnabaharı da rondodan geçirdim. Böyle incecik yaptım. Kar gibi tane tane oldu. Şimdi bunları karıştıracağım. İçine ne katacağım? 3 yemek kaşığı kara buğday unu. 1 su bardağı lor peyniri, keçi loru bu. Kendim evde yapmıştım. 2 yumurta kıracağım içine. Tam bir köfte kıvamı. Bunu şimdi kaşıkla alıyorum, böyle koyuyorum. Yayıyorum. Üçüncü akşam yemeği menümüzde bu şekilde. Sol tarafta pancar çorbası var. Pancar çorbası 3 kepçeden oluşan bir kase. Sağ tarafta da karnabahar köftesi var. 4 adet. Evet, bunu bu şekilde tüketebiliriz. Benim için oldukça doyurucu bir menü şu anda. Ama siz eğer bununla doymazsanız biraz daha pancar çorbası içebilirsiniz ya da yanında salata yiyebilirsiniz. Ama köfte sayısını artırmayın lütfen, çünkü köftenin içinde peynir ve un var biliyorsunuz. Onlar karbonhidrat, dolayısıyla karbonhidrat alımını artırır. Onun için köfteden değil salatadan ya da pancar çorbasından yana tercihinizi kullanın ve onların miktarını artırarak bu menüyü daha doyurucu hale getirebilirsiniz kendi açınızdan. Afiyet olsun. Evet, akşam yemeği menülerimiz bu şekildeydi. Sorularınızı, yorumlarınızı yine aşağıya yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca sorularınıza zaten yanıt vermeye gayret ediyorum. Bir sonraki videom soru cevap videosu olacak. O videoda yanıtlamamı istediğiniz soruları yine lütfen yorumlara yazın. Intermittent fasting ile ilgili ya da zayıflamayla ve sağlıklı yaşamla ilgili bütün sorularınıza her bir videoda yanıt vermeye gayret ediyorum. Onun için videoları da mümkün olduğunca hepsini izlemeye gayret ederseniz sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve bundan sonra gelecek videoları takip etmek için de kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.